Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Çok ilginç. Derse başlıyoruz dedik. Yanındaki o fedai, akıl fedaisi, akıldan şey. Hemen başladı bay bay abla, bay bay abla. Derse başlayacağımız zaman, hemen komşumuz ya, bitişik duvar ya, dersi ifsat etmek için, yani bir şey bilirsiniz diye söylüyorum. Önce camı kapattırdım. Bunu aç, klima yap. Hiçbir şey yok. Derse başlayacağız. Nereden biliyorsun? O onu çalıştıran var. Bizim düşmanımız sırf insan cin evinden değil ki. Onun için insan bazen kendisine o kadar düşman ki başkası o kadar büyük düşmanlık yapamaz. İnsanın büyük düşmanlarından sayıyorum. Aklı. Kullanılmaz. Aklı. Hissiyatı. Duyguları. Bu dahili. Harici şeytan. Baştan sayayım. Akıl, hissiyat, duygu, ustadımızın tabiriyle söylüyorum bak. Onun için celemaya geçiyorum şimdi. Kötü madenler. Hani Türk diyor ya işte şu maden eksik olduğu için vesvese yapıyor, şu maden olduğu için korku hakim oluyor. Şu maden o eksik olduğu için huzurlu değil, neşeli değil. Söylüyorlar ya bir sürü. Serotonin mesela. Eksik olunca huzursuz hissediyormuş kendisini. Onu dengeleyen neydi? Müsbet madenler. Ustad o madenlere isim koyuyor. 246 hem güzel bir gündelik, güncel şeyleri de söylüyorum bu arada. Mevad-i şerire söylüyor. Mevad-i şerire. Şerir maddeler. Kötü ustad 246 sözlerde ve lemalar 82'de mevad-i şerireden bahsediyor. Ama nedense bizim arkadaşlar bunu mevad-i şerire şey zannediyor böyle. Mevad-i şerire kanserdir, mikroptur, bakteridir. Hayır hayır. Yoğurtta mikroptur. O değil mevad-i şerire. Mevad-i şerire o değil. Niçin? Ustad onu şerh ediyor. Mevad-i şeririnin arka yapısı şöyle diyor. Mevad-i şeririnin sekene-i habiseleri ve sekene-i mumessileri. Yani erva-i habise donmuş, cisimleşmiş. Ustadımız ne diyor buna? Şimdi diyor öyle insi şeytanlar var ki libasını çıksalar cinli şeytan oldular. Öyle cinli şeytanlar libastan giydi insan oldu diyor. Ha, mevad-i şeririnin sekene-i habisesi içinde oturan bir de tabancayı tutmuş, tüfeğini nöbet tutan mümessili. Kanserdir, gübredir, necis şeylerdir. Onların mümessilleri elva hali değil, melaike değil. Resim olan, cunup olan, resim olan, cunup olan yere, resim, cunup, bir de ne diyor? Köpek olan yere rahmet melekleri girmez. Peki mümessilleri kim? Elva habise. İşte bunları da tahrik eden odur. Peki, ne işine yarayacak Hasan? Bunları niçin söylüyorsun? Kardeşim, aklına sakın alet olma. Kötüyüm, kötü hissetmek, iyi değilim. Of, kötümü hissediyorum. Ya kardeş sen unuttun mu? Sende ne var? İmalathane, atölye var. Nefse mare var. Nefse mare var mı? Yok. Ne imal edecek? Bunları imal ediyor. Niye farkında varmıyorsun? Niye kendini çaymıyorsun? Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Ha? Ya bu imal ediyor işte. Fena madenleri ortaya çıkarıyor. Ustak bunu söylüyor bize. Ya bunların biz ahirette anlasak ne işimize yarayacak ki? Burada anlayacağız. İşin garip tarafı da anlayanlara düşman oluyoruz. Nereden söylüyor bunları? Niye söylüyor bunları? Bunlar genelde insan hep günahlara muptela olduğu zaman ortaya çıkıyor değil mi abi? Yani kendisini o zaman ifade ediyor. Sevgili kardeşim Allah aşkına günahlara muptela oldu derken günahlara iten de bunlar. Fıtrata asıl mubahtır, asıl hayırdır. Seni günahlara baktıran, televizyonu açtıran,
bak ona, çak onu, söyle onu, tenkit et, eleştir, haset et, gıybet et. Hep bunları yapıyor Erbaa Habise. Herkes işini yapıyor abi, biz ya. Herkes işini yapsın diyorum, bana diyorlar ki ya sen ne demek istiyorsun yani şey, kardeşim Allah Allah'lık yapıyor. Erbaa Habise var, Erbaa Habiselik yapıyor. Şeytan şeytanlık yapıyor. Ben onun için alet bir şey, beyin bir akıl bir alettir, çanak antendir. Fransa'ya çevirirsen onu seyredersin, Mekke'ye çevirirsen onu seyredersin. Onun için aklınıza alet olmayın, aklı kullanmaya bakın. Cüz ihtiyarımdan vazgeçtim diyor Üstad. Abi de şimdi mesela nereden geldiği önemli, onu da bilirsen daim favori edebilir. Şimdi Risale-i Nur bize onları göstermiş. Biz o halde bile yani hala direniyoruz yani. Bir direniyoruz. Bir de tuhaf tarafı, bunları parmak basan insanlar az, parmak basıyoruz diyorlar. Eleştirmeye, tenkide, hasede vesile yapıyor. Saray-ı Nur'u ne hale getirmiş diye mesela. Hey. Ama anlamıyor ince o aile. Anlamıyor ki. Yani bunlara karşı çıkan insan şunu demek istiyor bilmeyerek. İşte bilmeyerek zarar verir hizmetimize bu. Yani Risale-i Nur ince manaları, Risale-i Nur insandaki karşılıkları, Risale-i Nur mana mertebesi bilinmesin. Sırf lügatıyla tatmin olalım yeter. Risale-i Nur ince manaların ortaya çıkmasına düşman. Kim? Kafir değil, Nurcu. Nurcu, Nurcu. Yani Erbaa Habise'de niye bahsediyorsun? Mevadi Şerif'de niye bahsediyorsun? La kardeşim ustad bahsetmiş ya. Sayfa söylüyorum. Eğer yoksa o sayfayı gel gözümün içine sok. Yoksa. Anlatıyorum. E peki bunların çaresini anlatıyorum. Nerede 258 sözlerde diyor ki şeyle mukabele edin diyor. Neyle mukabele edin diyor. Tilsimat-ı Kur'an'ı ile mukabele edin diyor. Ya arkadaş bu şeriatın tabiri. Tilsimat-ı Kur'an'ı nedir? Latif nükteler 33. sayfaya geç. Bunları okumak, dinlemek ve yazmak diyor. Huruf-u mukatta. Huruf-u mukatta. Nakş etmek diyor. Nakş. Yani yazmak. Nukuş. Nakış. Peki huruf-u mukatta ne işe yarıyor üstadım? Maddi ilaçlardan daha tesiri azimdir. 100 derece daha azimdir diyor. Barla 66'da diyor ki hastaya diyor nafi, meyus ve ümitsiz bir hastaya bir diyor şey vermek, nasihat vermek bin mi diyor? Evet. Bin ilaçtan daha tesiri azimdir diyor. Manevi bir nasihat. He Allah'ını seversen, sen hasta değilsin, Allah'ını seversen ne olur Allah rızası için varıyorum, sen hasta değilsin. Hastalığın imaneti bu adam. Bunu anlamanı istiyorum. Bütün derdim bu. Bu yapıyor. Kendini kötü hissetmek. İyi değilim. Kötüyüm. Niye düzelmiyorum? Diyen bu adam, bu imalathane adam. Bunu fark et. Bu marangoz gibiyse mobilya imal ediyor. Bu kasapsa et koyuyor. Sen değilsin. Ne olur? Bunu fark et. Sende fena madenler var. 13. lema. Onları işlettiriyor bu adam. Erbaa Habise demiyor mu? Ustadımızın altından düşüren kimdi? O Mustafa Paşa'nın o atı, o çocuk ezdiği sonrasıya kim düşürdü? Kendisi söylüyor. Erbaa Habiseler ve şeytan ve cinler diyor. Ata musallat olup düşürdü diyor. Hakikate bakarsa bunlardır diyor. Zahire bakarsan diyor, tamam mı? At vurdu. Atı deli ettiler. Sinirine girdiler. Atın dizginini çarptı. Şey Mustafa Paşa diyor zahire. Evet. Zahirde ol diyor. Hakikatte onlardır diyor. Ata girdiler. Resulullah'ın atına da girdi. Katuf denilen bir ata. Sureti öyle öyle acayip ki. Ama bildiğin mi çok rahat yürüyoruz. Ayırdın mı kendini? Şehveti tahrik eden bu. Fena madenleri işlettiriyor. Erbaa Habise onu tetikliyor. Şehveti, haseti, kini, negatifliğin kaynağı bu. Bak 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 şu anda o yapıyor diyeceksin. Bak şehveti nasıl gidiyor. Evet neyse. Dersimiz keyfiyet. Keyfiyet. Şimdi keyfiyet burada öyle bir girdik ama girmedik. Yok keyfiyeti girdik. Hafif izah ettik senden dolayı. Yapmadık. Şu anda keyfiyeti külliyatta geçen keyfiyet cümleleri. Sırf cümle. Keyfiyet nedir? Sırf cümle. Nereye bakıyor? Karşılığı nedir? Hakikati mıdır? Mahiyeti nedir?
Nereye bakıyor? Çok ilginç. Külsüf küllatta geçen. Herkesin her günde şu alemden bir mahsus alemi var. Herkesin her günde bu kainatta alemden bir husus alemi var. Tamam. Hem o alemin keyfiyeti o adamın kalbine ve amaline tabidir. Demek ki keyfiyet kalbe bakan bir hakikat. Yani kalpteki hissiyatın yani veri tabanıdır hissiyat. Onun durumuna göre herkesin alemi farklıdır. Mesela bir vakıf vardı. Bir gün beraber kalıyoruz. Baktım böyle gülüyor cama bakıp. Ne oldu dedim ya? Ne oldu? Ya dedi Esma nasıl gülüyor dedi ya. Ben de bakayım dedim ya. Dışarıya bakıyorum. Ben öyle bir şey görmüyorum. Yani güneş vurmuş, ağaçlar sallanıyor. O kadar. O alem, hariç alem, dahildekine malzeme olmuş. Dahili uyandırıyor. Arkadaşlar, Lef-i Mahfuz, iyi dinleyin bunu. Lef-i Mahfuz'un iki defteri var. İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin. Bu Kitab-ı Mubin'in şeyidir. Hakikatıdır şeydi. İmam-ı Mubin ise mazi ve müstakbele bakar. Lef-i Mahfuz'un küçük bir nümunesi bizde akıldır. O zaman bu kainatın ilmi donanımı, şu kainat, dünya demiyorum. Kainatın ilmi veri tabanı, ilmi yapısı bizde dimağdır. Akıldır. O zaman kainattan biz bir şey almıyoruz. Ne yapıyoruz? İlim yapıyoruz ya şu anda beni dinliyorsunuz. İlim alıyoruz zannediyoruz da zahiri bu doğru. Bu hakikati şu. Aslında bizimkileri merkezi uyandırıyor. Hariç kainat bizim açılımımızdır. Biz çekirdeğiz kainatın. Kainat bizim açılımımızdır. Ağaca tefekkür ettiğimiz zaman, kainata baktığımız zaman tefekkürle ne oluyor? Kalbi duygularımızı, kalbi hislerimizi, latifelerimizi uyandırıyor. Yani çekirdeğe bir şey vermiyorlar. Çekirdeği uyandırıyor güneş, hava, toprak, su. İçindeki program ağaç oluyor. Ağaç büyüdüğü için hayat büyümüyor. Hayat büyüdüğü için ağaç büyüyor. Onun için hariçten gelenler bizim ne yapıyor? Alemimizdekileri uyandırıyor. Alemimizde çekirdektir, kainatın çekirdeğiyiz. Kainat bizim açılımımızdır. Tefekkür edince o tefekkür taşıyor. Yani Hakim isminin tecellisidir. Orada ağaçta gözüken Esma'nın mana, hakikatını, malzemedir böyle, iyice. Onu tefekkür denilen hakikatla alıyoruz. Gelişiyoruz. İşte hem o alemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tabidir. Bunu uyandıran size sebep ne hali? Sebep işte kainattaki malzeme. Yok bize kainatı rahat sende de var. Bu iki tane... Evet. Bu uyandıran bir, merak. İki, tefekkür. Tamam. Keyfiyet nedir biliyor musun? Keyfiyetin bu manadaki manasını söyleyeceğim. Asla yakın olmak, merkeze yaklaşmak veya merkezde durup harici seyretmektir. Keyfiyet, eşyanın mahiyetine bakar, sıfata bakar. Kemiyet ise eşyanın esma tarafına bakar. Yani bu işte temel de merak. İşte iki hissi söylüyorum. İddia ediyorum. Bir, merakına ve hayaline hakim olan vallahi da billahi tallahi dinine hakim olur. Hatta diyor ki külliyata merakına hakim olan merak, neyi merak edileceğini merak ederse niyetine niyet ederse niyetini niyetle düzeltirse diğeri de hayal. Hayat, o da öyle. Lokomotif gibidir, diğer duyguları çekiyor. Ama bizim hususi alemimiz gene bu dünyaya bağlı değil mi merkez olarak?
Bizim alemimiz sırf bu dünyaya bağlı değil, bu dünyada alması gereken malzemeler için buradadır. Merkezi dışarıdaki dünyada. Dünyadaki, evet, kainatın merkezi dünyadır. Kıblesidir diyor 178 sözlerde. Kainatın kıblesi dünyadır, insanın kıblesi de Kabe'dir. İçi içine girmiş. Kainatın kıblesi, kainatın bütün hakikati dünyaya bakar, dünya merkezlidir. 178 sözler. Ben çok merak ettiğim için böyle söylüyorum. Demek ki, devam edin. Efkarın keyfiyetleri birbirine sirayet etmez, birbirine zarar vermez. Oh! Nereden söylüyor? Sözler 276. 276 galiba şeydir. Vesvese Risalesi galiba. Bak, efkarın keyfiyetleri birbirine sirayet etmez. Mesela, İnsan bunu bilirse, insan böyle bir şey düşünün, kap düşünün, kap, tencere, 4000 esmayı atın içine, karıştırın. Ama burada tek bir hakikat olur, pekmezle teni karıştırın. Ama orada bu karışık iken karışık değil. Yani insanın efkarı, fikirleri nihayetsizdir. Veri tabanı. Birbirini karıştırmaz. Yani diyor ki, efkarın keyfiyetleri, yani mahiyetleri. Keyfiyet, mahiyete bakar. Kemiyet, adet. Yani keyfiyetin lügat manası kalite demek. Kalite, niçin bir şey kalitelidir çok? Yani diyoruz ki, kardeşim bu su kaliteli midir? Abi kalitelidir. Nereye göre kalitelidir? Kalite demek, asla merkeze yakınlığı demektir. Safi olması ya. Evet, merkez o. H2O'ya. Ama su namı altında H2O'nun yanında kalsiyum da var, kükürt de var, magnezyum da var. Halis değil. Yani abi kemiyeti, adedi çok, keyfiyeti pek yok, kalitesi yok. Kalite ne demek? Suyu meydana getiren H2O'nun dışında her şey kemiyettir. H2O merkezdir, bu keyfiyettir, mahiyettir yani. O zaman bir şeyin merkeze yakınlığına keyfiyet denilir. Nurculukta keyfiyet nedir? Sadakat, ihlas, hizmet, takva, içtinab-ı kebair denilen hakikate yakınlık nispetine bu adam keyfiyetli bir adamdır. En düşük makamı nedir? Kabulleniştir. Yani kanaat etmektir külliyata. Kanaat. Külliyata kanaati var mı bu adam? Ha, keyfiyet adamıdır bu. Evet, doğru, mübarek bir kitaptır. Bereketlenmek için okunmaz. Hayatın kendisidir. Hayatı yorumlamaktır. Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası. İhya-i dini ne olur? Bu milletin ihyasına ben bir şey etmiyorum. Din hayatın hayatı ya. Din hayatın hayatı şu. Hayatı yorumlamaktır din. Dinle hayat yorumlanır. Hayatın hayatı demek, hayatı yorumlamaktır. Yorumlamaktır, yorumlamaya, onunla yorumluyorsun. Risale-i Nur, bereketlenmek değil. Bereketlenmek için okumak için, Kur'an oku. Ondan daha kutsi bir şey yok. Öyle bir asya olmuş abi, bereketlenmek için okumuş tabi abi. Kıyımcı abi okuyor, yandaki kıyımcıdan gelip diyor ki, ya diyor sen bu kadar satıyorsun, nasıl oluyor? Bir kitabı okuyorum diyor işte. Ama o vasfesi olduğu için okuyor, Nurcu yani. Evet. Diyor ben de okuyayım, gidiyor, alıyor, okuyor. Bir hafta sonra gelip bir ay sonra. Geliyor diyor ki, iflas ettim diyor, ben okudum diyor. Yani diyor, mübarek diyor, bu bereket için okumayacaksın. Ben vazifem olduğu için okudum. Demek ki birbirine zıt olan düşünceler var. İyiyim, iyi değilsin. İyi adam, kötü adam. Suizan, hüsnüzan. Gibi birbirine çatışan şeyler var. Kemiyeten birbirine benzerler, histirler. Keyfiyeten hiç alakaları yok. Hiç endişe etme. Sen buna inanıyor musun? Zıtların cemisin. Evet. Sen inanıyor musun? Bir imalathane var. Asit imal eden. Nefis. Nefsemmare. Allah Resulü büyük cevap diyor. İnanıyor musun? Heh, korkma artık. Buna bir inandırmaya çalışıyorum insanlara. Kabul ediyorlar. İnanmıyorlar. Nefsemmare'nin imalat olduğuna inanmıyor. Üstad da diyor ki, efkarın keyfiyetleri, yani farklı farklı fikirler, bir arada olması birbirine zarar vermez. Yani işkembenin olması
abdestini, necasetini karar vermez. Yani küfürün olması bizde, nefsemare, imanın olmasına hiçbir zararı yoktur. Neye benziyor? Alemde melaike de var, şeytan da var. Biz onun küçük numunesiyiz. Ya. Çok acayip. Mesela bana bu sabah diyor ki, ya 5 dakikada yat diyor. Bunu biliyorum. Olan sensin dedim lan. Aşağılık. Bununla oynama benim. Namazla oynama. Kaç defa söyledim sana. Böyle bağırdım ha. Kaç defa söyledim. Ne 5 dakikası lan. 5 saatten beri yatıyorsun. Sensin lan dedim. İyi. Ama bunu bilmesin. Ya ne oluyor ya. Senelerden beri ben bu işi yapıyorum. Hala namaza tatmin olmamışım. Hiç alakası namazla tatmin olmuşu değil. Namazın düşmanı sende olacaktır. Ne zamana kadar? Musallaya girene kadar. Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah denilene kadar. Sende olacak. Ama hoş oluyor da bilince kedi fare oynar gibi oynuyorsun. Sen ki iyi değilsin. Sus lan. İyi değilmiş. Böyle acayip bir şey ya. İnsan, bir de şey söyleyeyim size, onu kaydetmiş. Ya ikide bir, birisi var, sen kötüsün, iyi değilsin, sen şöyle düşünüyorsun. Ya diyen, ısrar eden birisi var, illa bana kabul ettirecek kötüyüm. Ha bil ki bu işte ya. Birisi var, görmüyor musun ya? İkide bir sen kötüsün, sen iyi değilsin, senin fikirlerin bozuk, sen adam değilsin, sen... Ondan sonra korku, evan, panik, hani uçak korkusu, tamamen bu ya. Ervah habisleri, kör olayım aynı öyle. Uçak korkusu, ölüm korkusu, tamamen mevad-i şerileri tahrik ediyorlar. Korku malzemeleri var ya böyle. Allah diyor ki ben de korkum, fıtratta aslında budur. Allah benden korkun, başka bir şeyden korkmayın, ayeti geliyor. E biz uçakta korkuyoruz. Ölümden ne korkuyorsun kardeşim? Yuhi ve yumin. Hani Allah öldürecekti? Uçak öldüremez, kanser öldüremez, kanser öldüremez. Kanser can alamaz, trafik kazası alamaz, silah alamaz. Alan Allah'tır. O sebeple alıyor. Ona bir isim koymuş. Allah Allah ya. Abi bir şey soracağım da. Şimdi siz hani benim nefsim, benim ruhum ben. Biz şimdi hani bunu anlatınca az çok hayret edebiliyoruz. Hani külliyat şeyde de. Şimdi dışarıdaki psikoloji nasıl düzeltiyor insanları peki? Düzeltemiyor da gerçi. Şimdi bak. Bu belirli bir düzeydeki insana. İnsanı affedersin mide ve uşkurluğuyla tanımlayan ve tanıtan kendisini. Hayat onunla bağlı olana nasıl anlatacaksın bunu? Biz zaten nurcularla konuşuyoruz. Nurcu olmayana da keyfiyet dersi yapmayız. Geldi yeni birisi sokakta. Allah niye var? Niçin var? Niçin yarattı? Tevhid derslerine 22. sözden ders yaparız. Pencereden ders yaparız. Keyfiyet açıkta ders yapalım. Bu nurcuların zihniyeti, düşünceleri, yapıları oturmamış otursun. Her kavramı izah edememişiz. Hep anlamışız zannedip okumuş geçmişiz, keyfiyet demişiz. Nedir demiş bilememişiz. Demişiz ki lügatıyla kalite demek. Ya lügat demek arkadaşım nüfus kağıdını. Cilt no, sayfa no, hane no, memleket anne baba adı. Beni ne kadar tanımlar bu? Ben kendimi bununla ne kadar tanırım? Bu beni ne kadar tanımlar? Benim hissiyatımı, ruhumu, fikriyatımı, anlayışımı, Allah katındaki değerimi yok ya benim varlığımı gösteriyor o kadar. Beni tanımlayamaz. Ha, lugat manası böyledir. Keyfiyet demişiz, adet çokluğu. Kemiyet demişiz, şey, keyfiyet demişiz, kalite, kemiyet, adet. E ne olmuş? Hiç. E ya kardeşim, keyfiyet mahiyetine bakar. Sıfattaki karşılığıdır. Kemiyet ise de adet, eşyadaki cilve ve cemal ve nakıştır. Yani merkezdir. O zaman keyfiyet demek, unutma Resul, merkeze, merkezine, mahiyetinden geç, şey, hakikatine geçip mahiyetine yakın olmak. Yani kali, keyfiyetli su, keyfiyetli. H2O'ya asla ne kadar yakınsa veya ne, merkeze gelmişsen ona keyfiyet denir. Merkezde olmak, merkezden bakmak, merkeze yakın olmak, merkeze göz dikmek, merkeze doğru hedeflemek. Bu keyfiyettir, kalitedir. Ya binlerce insan var kemiyet ama Kantar'ın öteki taraftan Bediüzzaman'ı koy. Kantar'ı düşün, binlerce asır insanı var, milyonlarca Bediüzzaman buraya, Geylani buraya. Hangisi tartar? Deniz yüzüğüyle katrinin göz bebeği güneşin tamam aksini tutmakla musavidirler.
denizin yüzüyle bir katre güneşi tutmakta eşittirler. Fark keyfiyettedir. Yani onu ne kadar ifade edebiliyor? Ey Nurcu, senin de kalbin bir katredir. Bir büyük peygamberin kalbi de bir aynadır. Senin kalbin de bir aynadır. Veya bu kainat da bir aynadır. Bu kainat komple bir aynadır. Yani deniz yüzüğüyle bir katre güneşi tutmakta eşittir. Yani güneş de, güneş noktasına bakarsan deniz yüzüğüne verirken kendisini, ya çok zorlanıyorum demez. En ufak şeye de sıkıldım oraya demez. Yani bir cam parçasıyla veya bir katre suyla bütün deniz yüzündeki katreler güneşi gösterir. Ama fark keyfiyettedir. Aynen bunun gibi, bir tane nurcu ama istikametli bir nurcu. Kucaklayıcı bir nurcu. Merkeze yakın nurcu. Ya ne demek istiyorsun kardeşim? Kastamonu 96'dan söylüyorum. İhlası dendiği için yapan, inanan, İhlas dendiği için inanan, yüzünü ona çeviren, dendiği ne diyor, Allah canibinden bakan, sadaka dendiği gibi yapan eylem İslam. İhlas itikada bakar, sadakat İslam'a bakar. İslam eylemdir, iman itikattır. İslam'da inanmak yoktur, eylem vardır. Namaza inanmak yok, namazı kılmak, orucu tutmak ama iman, inanmak mak. İhlas iman esasına bakar. Kaliteli bir itikat nurcu. Sadakat, emrolunduğu gibi memur anlayışına sahip, elinden geldiği kadar dendiği gibi yapmak. İhlas dendiği için yapmak, sadakat dendiği gibi yapmak. Sonra takva dersi yaptık. İçtinab-ı kibay. Sonra hizmet. Adam bedava, tamam dedik. Dedik ki kardeşim, namazını kılan, tadil erkanla kılan, tesbihatı yapan, 5-10 dakika risale okuyan, haftada bir gün derse giden ve hizmete sahip çıkan. Tamam, bu adam cehenneme gitmeden hakikaten inanın, ben böyle inanıyorum, böyle görmüşüm külliyattaki benim bu, 30 senelik veri tavanım bu. Bu adam cehenneme gitmeden cennete gidecektir. Abi dedi, bu hizmet dedi. Kardeşim, Allah'ını seversen, senelerden beri geliyorsun, tamam? Senelerden beri, buraya demiyorum, mahalle dershanenin, nerede oturuyorsan. Senelerden beri gidiyorsun, abdest alıyorsun, başkasına ahtapot gibi, insan eti, insan kanını içen vampir gibi insanların ödemiş olduğu su faturasıyla abdest alıyorsun. Maddi imkanın olduğu halde bir ay yatırmıyorsun. Seneler geçiyor, bir fatura yatırmamışsın. Seneler geçiriyor, Ahmet'in, Mehmet'in toplandığı elektrikle ders dinliyorsun, maddi imkanı olduğu halde bir fatura yatırmıyorsun. Nasıl hizmet ehlisin? Allah bile istiyor. Tenkit ediyor ama. He? Tenkit ediyor ama tenkit ediyor. Bir de tenkit ediyor. Eleştiriyor, katkısı olmadığı halde. Bakın ağzını açanlar, tenkit eden, eleştirenler, hiç maddi imkanı vermeyenler. Maddi imkanı olduğu halde. Veremiyor, Allah verdirmiyor. Verdirmiyor, layık değil işte. Hizmet, öyle bedava yok. Hizmet ne demek? Buradan başlar. Oradan geçiyorsun, halıda bir şey gördün. Toz gördün, ya parça gördün, kağıt gördün. Basıp geçiyorsun, alacaksın onu. Musluk açık gördün, kapatacaksın, bozuk, tamir edeceksin. Çanta alacaksın, sileceksin. Buradan ta başlar, en kalitelisi bundan başlar. Lavaboları temizlemek, dersten sonra yeni gelenin yanına oturmak. Malını satar gibi, o tezgahtarken acaba bu yeni gelene malımı, mobilyamı sattırırken davamı nasıl anlatırım? Ne yapıp da ben buna hizmetten bahsederim? Ne yapıp da cebine bir kitap veririm? Ne yapıp da bir internet site ismini veririm? Tamam mı? Yani bu düşünce sahip ol. Ol bir kişiye nasip olmasın ama bu düşünceye sahip ol. 40 sene cebinde kitap taşıdın, vereyim. Vereyim, birisine vereceğim diyor ama 40 sene oldu kimseye veremedin, olmadı. İletişim için ol. Sen 40 seneden beri bunu yapmışsın gibi sevap alıyorsun. Sen ama bu düşünceye sahip ol. Adam dershanede lavabo temizleyenler abi şey görüyor yani öyle. Diyor ki işte bak bu lavabo temizliyor bu adam. Tabii. Vakıfları şey zannediyorlar. İçtimaiyattaki nurcuların veya talebelerin hizmetçisi. Ne? Zavallı. Oysa ağacın çekirdeği,
Ağacın dalı budağı kopabilir, dalı kopabilir, gövdesi yarılabilir ama çekirdek sağlam oldukça merak etme basan. Şu keyfiyet merkeze yakın olmak. Yani asla yakın olmak. Hizmetçi zannediyor. Niye hizmetçi zannediyor? Fedakarlık olmayan bir insanın fedakarlığı toplumda ne kabul ediliyor? Ahmak. Mesela Müslümanlarda imanın seciyesi olan cömertlik, ikram var ya, kafirlerde ahmaklık kabul ediliyor. Çünkü iman yok ki. Abi şefkat öyle kabul ediyor. Mesela kamil bir imanın veri tabanına sahip olan bir nurcu fedakarlık yapar. Hayatını, malını vakfediyor. Veriyor. Hayatını veriyor. Ötekisi veremiyor ama parasını veriyor. Ötekisi bunu veremeyen, fedakarlık denilen, fesine haberi olmayan adam bunu ne der? Ahmak der yani. Zavallı. Sanki dünyayı becerememiş. Ya. Keyfiyet ise kabiliyete tabidir. Niçin? 340. Hani biraz önce istidada. Keyfiyet kendisini kemiyet olarak ifade eder. Dışarıda tezahür ettirir. Tamam mı? Mesela istidat var, kabiliyet var. Kabiliyet istidada bağlıdır. İstidat kendini kabiliyetle gösterir. Misal vereyim. Herkes doktor olacak istidattadır. Ama herkes doktor olacak kabiliyette değildir. İstidat çekirdeğe bakar, merkeze bakar, programa bakar. Herkeste o program var. Ama herkeste o tezahür yok eli ayağı. Mesela ruhunda görme var ama ama kördür. Amanın çocuğu kör müdür? Sakat bir adamın çocuğu olsa ki oluyor, sakat mıdır? Kör bir adamın çocuğu olsa kör değildir. Çünkü ruhunda körlük yoktur. Bedensel kabiliyette vardır körlük. O zaman istidat ve kabiliyeti anlayın farkı. İşte keyfiyet istidada bakar, kabiliyet keymiyete bakar. Dışa vuruş. Keyfiyet ise kabiliyete tabi çünkü kabiliyet de kendisini ifade eder. En küçük mahluk, en cüzi bir masnu, küçüklüğü ve cüziyetiyle beraber taşıdığı nakışlar ve keyfiyetler işaretiyle pek çok esma-i külliyi gösterir. Yani esma, arkadaşlar, iki tane esma var biliyorsunuz. Esma-i Hüsna. Le'ül esma-ül husna. Bütün güzel isimler ona mahsustur. İsimler Allah değildir, Allah'a aittir. Allah başka bir şeydir. Şimdi bir zat-ı esma var, bir fiili esma var. Zat-ı esma keyfiyete bakar, fiili esma kemiyete bakar. Ben size topluyorum. Anlayan anlar. Melaike vücutlarının ve ruhani hakikatlerin en güzel sureti ve ukulu selimeye kabul edecek ve istisan edeceğin en makbul keyfiyatı odur ki, Kur'an şer ve beyan etmiştir. Fıtratta israf, hılkatta abesiyet olmadığına delil. Görüyor musunuz? İsraf nerede? Lütfen. Fıtratta israf, hılkatta abesiyet. Fıtratta abesiyet kullanılmaz. Bak. Fıtratta israf, fıtratta, çekirdekte, merkezde, özde israf yok. Halk, vücudu haricisinde abeset olmadığına delil, Sani Zülcelal'in her şeyin hilkatinde en kısa yolu ve en yakın ciheti ve en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihab etmesidir. En güzel keyfiyeti. Niçin en güzel keyfiyet? Keyfiyet merkeze en yakın. Gayet derecede mevzulet ve nihayet derecede ucuzluk dahi yeryüzünde masnuatça, sanatça, nihayet derecede kıymetler ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. Mesela bir nar düşünün. Ustadımızın misalini vereyim. Ustadımız Hutbe Şamiye'de veriyor değil mi? Gökdere, bal, nar. Hangisi daha harika? Hutbe Şamiye varsa versen Ahmet şuradan ben şey yapayım. Hemen sayfayı söyleyeyim. Hangisi harikadır? Sağ köşeyi yukarıda. Hangisi harikadır? Nar. Söyle niçin? Çok söylediğimiz için söylemen lazım artık. Söyle. Toprağa ektiğin zaman nar çıkıyor zaten. He? Balla
Yani mühendisin projesini topra alsan çürür gider yani. Ama güzel. Onun devamı var yani abi. He? Bunların devamı var. Ama bina ne olacak? Bina mı abi? He. Bak. Narın canlıdır. Nar canlıdır. Bak, cansızdır. Nereye gitti bu? İrade ile iman anlatırken kadar kapsızdır müminin adavettiği. Aldatmamak için iskambar kendine garip taşıyan pişman olur. Bazen arzu nefsan fikir zanneder. Bak, nar canlıdır. Bağ cansızdır. Gökdelen cansızdır. Nar çekirdeği vardır. Ondan sonra ötekisinin şeyi vardır. Programı vardır. Mesela gökdelenin projesi var. Gökdeleni projesini toprağa gömseniz bina çıkar mı? Balı yere döksek bal olur mu? Çekil narı atsak olur. Mazi müstakbele taşıyandır. Bal cansızdır, bina cansızdır, nar canlıdır. Arasında sonsuz fark vardır. Nerede? Son taraftaydı ama. Sona baktık. Çok güzel bir mukayese getiriyor. Benim şeyimi getirir misin ya? Aşağıdan. Resul. Elimi alınca benim kitap benimle konuşuyor. Şuradaydı. Niye böyle? Bunun adı kabir. Sevgi muhabbet. Tam o gelsin, o gelene kadar şey yapayım. Natice Zayka. Gelsin. Şu devam edeyim. Gayet derecede mevzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk. Bunu okuduk. Eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişli keyfiyetler, tanıttırmak ve sevdirmek sıfatlarına katiyen delalet eder. Keyfiyetler. Kemiyetin keyfiyeti nispeten emniyeti yok. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Bir daha okuyayım. Mektubat 40'ta. Kemiyet? Çokluk. Adet, çokluk. Keyfiyete nispeten emniyeti yok. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Bunu uygulayalım hizmette. Adam doldu taştı dershane. Yüzlerce. Ama kalite yok. Ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Sadece göz doldurur yani. Göz doldurur. Yani o zaman ama bir insan, bir Bediüzzaman. Tamam mı? Sayfa 137'de. 137. Bak benimkisi nasıl gözüküyor. Çünkü ustak diyor ki öyle çizerseniz, boyarsanız fehmi kolaylaştırır. Ha bugün biz seninle bir şey yapacağız. Çok soru soruluyor mailden. Bugün o nasıl çalıştığımı, bunları nasıl çıkarttığımı göstereceğim de yayına verelim. Onlara da bir ufuk olur, bir gaye olur, bir merak olur, bir malzeme olur. Hedef olur. Bunlar nasıl? Bak ne kadar kolay. Bak bak değil mi? Buyuruyor. Kendi kitabı. Barla da söylüyor. Altlarını çizmek üzerine vesaire. Bir mesela 137'de burada Hüceyrat şehri bir nar. Cilve-i nar. Gününüzden gönder. Demek kainat-ı cazimine. Burada devam ediyor. Tamam mı? 137'de. Şimdi neredeydik? Keyfiyeti nispet. Mesela dershaneyi doldurdu. Ooo talep yurt dolu. Bir tane kötü insan hepsini bozdu. Öyle ayette de diyorlar ki kafirler peygamber Müslümanlara karşı biz çoğuz. Hatta şu mezardakiler de bizden der demişler. Çok nerede çoksun biliyor musun? Merkeze yakınsa çoksun. Adı çok ne olacak? Karınca insanlardan çoktur. Değil mi? Sinek insanlardan çoktur. Peygamberler azdır. Görüyor musun? Darlatıyoruz. Bak. Hayvan, insanlardan çoktur. Bitkiler hayvanlardan da daha çoktur.
cansızdan, bitkilerden daha fazla çoktur. Toprak zerresi bitkilerin sayısından çoktur. Bitkiler hayvanlardan çoktur. Hayvanlar insanlardan daha çoktur. İnsanlar peygamberlerden daha çoktur. Evliyalar değil mi? Evliyalar yani vesaire. Ondan sonra ulul az peygamberleri peygamberlere göre azdır. Peygamberler çoktur yüzünde. Peygamberimiz çok tektir. Bak merkez, 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 merkez. Bak görüyor musun? Merkez olmak, merkeze yakın olmak. Ne demek? Şu beş tane vasıfa yakın olmak. İhlas, sadakat, takva, iştinab-ı kibayr, hizmet. Derecesine göre Allah'ın izniyle bunlar bir kabullense, 96 Kastamonu. Allah'ın izniyle sonsuza dek cennette de inkişaf olacak. Şimdi bazıları soruyor, abi neyi merak ediyorsun? Külliyatı mı merak ediyorsun? Yani bu konuyu. Şu anda ben vefat ettim. Bunu okuyordum değil mi? Merak ediyordum külliyat. Allah vaat etmiş. Haşir kopmadan ben neyi merak ettimse ona inkişaf verecek. Kabirde de inkişaf var. Kabirde inkişaf var. Merak etme. Sen Mehmet şimdiden merak et. Ya Rabbi. Külliyatı merak ediyorum. Şu abinin okuduğu tabirler, cümleleri, kelimeler çok merak ediyorum. Öyle bütün kelimeleri böyle bilsem. Merak ediyor musun, etmiyor musun? Ediyorum. Ha tamam bitti. Kabirde verilecek sana. Kemiyetin keyfiyete nispeten emniyet yok. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Bak. Çekirdek. Toprak çekirdek ama kaç tane dal budak ve meyve verdi ve çekirdek. Görüyor musun? Kemiyetin de merkezi keyfiyettir. O zaman öyle bir nurcu ol ki merkeze doğru yakın ol. Ama herkesin istidadı, kabiliyeti böyle değil. İstidadı böyledir. Ha bazısı işte ulküllü yağmönü anaşakile kişi dönüp dolaşır, meşrebini bulur. Merak etmeyin. Birisi koluna girdi değil mi? O cemaate gittiniz. Kurdoluna gitti, Meşrete gitti, Sufa'ya gitti, Hamidi'ye gitti, Zeytinburnu'na geldi. Merak etme, fazla kalamaz. Ulküllü yağmönü anaşakile. Ne yapacak? Bu yükseldikçe aslını görecek. Aslı onu çekecek. Bir bahaneyle, bir derste, bir sohbette aslı yakın olacak. Fıtrat orası değil. Eğer orada ısrar eder, cemaat da onu tutmaya kalkarsa orayı patlatır. Unutmayın, çınar ağacı Saksi'de büyümez. Balina'yı Karadeniz'de büyütemezsiniz. Marmara Gölü'nde büyütemezsiniz. Patlatır, darmadağın eder. Ne yap? Okyanustur. Birisi, abi ya bu adam orada tarikatta nasıl rahat edip? Fitri. Kabiliyeti o, dokunma. Şeydam, seydam, seydam, seydam. Ha, kafa yap. Tamam, bu fıtratı o. Dokunma. Orada korunuyor. Korunsun. Bazılarının namazı, dini, imanı parayla tutabiliyor. Zenginlik de ayakta duruyor. Onun için Allah onu veriyor. Bazısı fakirlik de imanını koruyabiliyor. Onun için zenginliği de Allah merkezi göre veriyor. Unutmayın, o zenginin parasını alsan dini de gidecek. O fakire para versen dini de gidecek. Onun için dünya istediğime veririm diyor. Evet, istediğime veririm diyor. Onun için zenginlerin %99'u servetle dindar olabilmişler. Kızacaklar bana, kızmayın kardeşim, Allah sana öyle yapmış. Adamlar için bir imtihan sırrı. İmtihan, herkesin her şeyi imtihan sırrıdır. Beni de şu makam imtihan sırrıdır. Bakalım insanlar ne der diye ders yapıyorsam benim Allah belamı verdi zaten. Ben başka ne bela arayacağım ki? Aman beni şey yapsınlar hiç. Allah muhafaza bak bir şey anlatacaktım. Anlatmayacağım. Tamam. Kader. Dokunma dokunma şey gitmiş ha. Bir şey anlatacaktım. Hiç bir zararı vermemiş. Al su ver. Sadece uyarı verdi. Uyarı ver. Allah razı olsun. Yapmayı anlatmayacağım. Allah'a masum şükürler olsun ki uyarıyor. Allah'a masum şükürler olsun ki uyarıyor. Bak bugün ne oldu? Bak bir tane telefon geldi. Telefon tabii baktım ekranda gözüktüm. Dedim buna ver ayarı. Bu hak etti. Şimdi dedim ihtiyacı var beni arıyor. Ne halatır sordu ne bir şey yaptı falan. Senelerde bile aramıyor. Şimdi çıkır ekranda. Mutlaka affedersin yumurta dayandı. Ver ayarı şimdi telefona gidiyorum. Fırçaya atacağım. Tam giderken şişe var ya o masanda. Su içiyorum da gece yani kalkınca su.
Hiç alakası yok. Nasıl oldu, neresi vurdu bilemiyorum. Tak böyle elimden giderken bu nasıl vurduysa şişe benden önce gidiyor. Sağ ayağımın parmağına. Dın. Hemen vurduğu anda acı değil. Deme. Hemen. Oo abim nasılsın? İstersin deme. Meğer kızı kansermiş. Dua istiyormuş. Şu anda hastaneden arıyormuş. Bir de ben fırça atsaymışım demek adam yıkılacakmış. Kanser lesomi mi diyorlar? Lösemi. Lösemi ha. Kan kanseriymiş. Fırça atacaktım böyle. O vurdu ya. Buyur abim. Abim nasılsın? İstersen deme. Bu bir küçük ikaz. Eğer bu Allah'ın ikazını hala bu konuş Allah'ın konuşmasıdır o. Allah'ın konuşmasıdır. Hekimoğlu İsmail abi var, tanırsınız. 10 sene beraberdik. 2002'de, 3'te Avrupa, işte Gürcistan, şuralar, buralar teklif gelince abi gel falan. Hiçbir yere gitmiyorum. Ya bununla da bir meşveret edeyim dedim. Dedim abi ne diyorsun? Çok antika bir cümle söyledi. Dedi ki, Allah'ın dedi, insanlar hususi konuşması var. Yeter ki o dili öğren. Nedir abi dedim? Allah senin hakkındaki icraatı, senin hakkındaki konuşmasıdır. Bak bu seninle konuşuyor Allah. Ya nasıl desin sana? Vahiy mi göndersin? Tamam abi. Bak Allah'ın herkese hususi bir muamelesi var. O Allah'ın konuşması ve konuşturmasıdır. Konuşmasıdır. Bu bana ne dedi? Abi ne alakası var lan? Abdallah'ın elini çarptı. Öyle de. Sana göre öyledir. Bana göre hiç öyle değil. Bana göre hiç öyle değil. Abdallah'ınla şişe düştük ayağıma. Hiç öyle değil. Bana diyor Allah. Sakın ha. Eylem de öyle gözüktü. Abi ya sen kardeş hastanedeyiz dedi. Tamam bak ben. Ya kanser dedi. Lösemi çıktı dedi. Yıkıldık dedi. Senin diyor yengen diyor hanımı şu anda yanımda diyor duyuyor diyor yıkıldık diyor çocuk içeride diyor ne yıkıldım ben ne zannettim ki dedim imanınız sabah namazını kaçırdınız Allah'ın iyiliğini versin ya ben de niye üzülüyorsunuz dedim aa kardeş dedi lösemi olmuş la kardeşim imansız oldu değil ya Allah Allah ya oynattıracaksınız kafamı beni ya imansız mı oldu ne olacak ölümünü mi düşünüyorsun ölmeyecek kanser öldürmez. Ya doğru söyledin. Demek ki blok olmuş da. Açtım şeyini, kilidi. Kanser öldürmez. Niye ikide bir bunları konuşuyorum? Arkadaşlar artık bıktım ya. İnsanların şirk ehli olması, nurcuların ağrıma gidiyor. Trafik kazası öldürür diyor. Trafik kazası ismi olur, vesilesi olur. Öldüren Allah'tır. Allah kimseye bu yetini vermemiş. Sihir buyu Allah müsaade etmeyince olmaz. Cinler müsaade etmedi. Cinlere, şeytanlara, hamise, Allah müsaade etmedikçe sen yeter ki doğru düşün. Bunlar bir zemindir, bir topraktır. Bela musibet topraktır. Orada ne şu nemalanacak? Fikriyatın var, hissiyatın var. Sihatlıyken ayrı bir hissiyatın çıkıyor. Hastalıkken ayrı. Ne olur? Peki bunları niye düşünemiyoruz? Merkeze yakın ol. Bunları düşünenlerle beraber ol. İmam-ı Gazali diyor ki İmam-ı Rabbani tabi. Efendim demiş ya iyi olmak istiyoruz, yani sizin gibi düşünmek istiyoruz, olayları sizin gibi yaklaşmak istiyoruz, sizin gibi yorumlamak istiyoruz. Nasıl yapalım, nasıl muvaffak olalım? Biz de okuyoruz. Ne diyor biliyor musun? Okumuyorsunuz demiyor. Bu işi muvaffak olanlarla beraber olun. Ne olmak istiyorsun? Senden önce olanlar var, onlarla beraber olun. Tenkit mi etmek istiyorsun? Gıybetçi mi olmak istiyorsun? Gıybetçilerle beraber olun. O kabiliyeti merak etme, çok gelişecek. Kucaklamak mı istiyorsun? Kucaklayıcılarla beraber ol. Ağzını açmış tenkitlerle başlamış. Fatiha'sı tenkit, son Fatiha'sı tenkitse adamla hayır yok ki ya. Allah rahmetle başlıyor, sığınmaktan bitiriyor Kur'an'ı. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hatta başı, Bismillahirrahmanirrahim. Başladı. Ben Rahman ve Rahim'im. Neyle bitiyor? Minel cinneti ben nas. İnsanlar ve cinlerin şerrinden sana sığınırım ya Rabbi. İle bitiriyor. Nas da? Bismillah. Su yapma bana şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Suyu değiştirdiğini yazıyor. Latif nükteler 33. Haricimi benim okuduğum değiştirirse okumam beni ne kadar değiştirir hayal et. Devam. Her bir mevcut
Her bir mevcut vacibül vücudun baki şuunatının tezahürüne baki birer medar olacak manaları, keyfiyetleri, haletleri vücuda bırakır, öyle gidiyorlar. Allah Allah. Her bir mevcut seninle alakadar. Bak, elma, armut, bahçendeki elma, parmak, nimet, sihat, afiyet, tam gençlik, sima, ne aklına geliyorsa her bir şey vacibül vücudun Allah'ın baki şuunatının tezahürüne, Allah'ın bakiliğini, Allah'ın sıfatlarını, Allah'ımızı bize tarif eden tanıttırıcı zeminler, ayna olduklarını ve manalar ifade ettiklerini ve o hakikatleri, keyfiyetleri ve haletleri uyandıran zeminler olduğunu yapıp öyle gidiyorlar. Eğer nasibim varsa. Yani sihattır, beladır, hastalıktır, nimettir, bahçedir, paradır, sihattır, arabadır, çocuktur, çocuksuzluktur, hatundur, hatunsuzluktur, ne varsa. Her şey senin bir imtihan zeminindir. Bu vacibül vücudun şuunatının, şuunat ne? Lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, sürur-i mukaddese, müferrah var, başka ne var? Surur var, 7 taneydi. Şefkat, memnuniyet, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddese. Bunları uyandırmak için neymiş bunlar? Birer medar olacak manaları, keyfiyetleri, yani bizdeki veri tabanlarımız, istidatlarımız, vacibül vücudun şuunatına ayna. Bu ortaya çıkarsa uyandırılanlar keyfiyetlerimiz ve haleti ruhiyelerimiz oluyor. Bunlar uyanıp öyle gidiyorlar her bir olay. Keyfi bizi kaliteli yapıyor. He? Onlar şuunatın açılımı mı oluyor? Abi? Açılımı oluyor. Verirse metibatı göstereyim. Abi bir şey yap. Abi bak orada metibat. Ver üstte üst. Orada mı? Bak. Nurculuk çok hoş bir şey ya. Vallahi imtiyazdır. İstisnadır, müstesnadır. Vallahi imtiyazdır. Allah nurcu olarak öldürsün. Sayfa kaçtır? Sayfa 286. Bak. Bulayım. Nefsi zaten ona şekilde. Hadsiz bir şefkat-i mukaddese. Muhabbet-i münezzehe. Şefkat, muhabbet, şefk-i mukaddese, surur-u mukaddese, lezzet-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, kaç etti? Ondan sonra benim kitabım, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-i mukaddese. Den dolayı kainatı faaliyeti geçiriyor. Keyfiyetini bilemiyoruz. Mezun olmadığımız Allah'ta lezzet var. Şunat lezzetin kaynağı mı oluyor? Şunat şöyle bak. Allah vacib bir vücut ya, zatı var. Onun zatını bizdeki karşılığı ene. 22. sözde söylüyor bunu. Zat nereye tezahür ediyor? Şuunat. Şuunat sıfata, şuunat esmaya. Zat şuunata, şuunat sıfata, sıfat şuunata. Esma, sıfat esmaya. Esma Nur Muhammed'i, bitti. Tamam, bu bitti. Şimdi onu bizdeki karşılığına bakalım. Bendeki o. Yani Allah'ın bendeki karşılıkları. O var bende. Allah'ın zatının bendeki karşılığı ene. Allah'ın şuunatının karşılığı bende şefkat, memnuniyet, muhabbet, surur, lezzet, zevk değil, lezzet, memnuniyet, iftihar gibi şuunat-ı zatiye ayna darlığımız var. Onun için şefkat his değildir, şuunattır. Aşk bedel ister, karşılık bekler. Şefkat da asla yoktur. Şefkat şuunata ayna darlıktır. En cami ayna da kadınlardır. Ah kadın bunu bir bilsen seviyesini. Şuunata en cami ayna onlardır. Tamam bu. Meğer peki bu Resul
Bu yedi tane şey var ya, memnuniyet, lezzet, surur. Onlar uyanması bizim keyfiyetimiz oluyor. Lezzeti mukaddesi, lezzet demiyor. Nerede geçiyor? 20. mektupta var ya. Marifetullah, muhabbetullah, muhabbetullah, muşahadetullah, bir de lezzeti ruhaniye var. Geç 24. söze. Vücut verdi, hayat verdi, İslam verdi, iman verdi. İmandan hariç, herkes iman var. Fıtri. İmandan hariç, özel kendisiyle bir münasebet muhabbetini verdi Allah. O imandan daha büyük. İman umumidir ama Allah hususi sana hat çekiyorum. Kırmızı telefon attı diyor. Allah diyor ki, benim Allah'ım var. Bir de Allah. Rabbul alemin, Rabbim. Onun için herkes şey mesela ikinci lemada diyor. İznada rabbehu inni mesenniye durru. O Rabbine nida ettiği zaman biz diyor şöyle diyeceğiz usta. Rabbim. Rabbi inni mesenniye durru. Rabbehu değil. Rabbi. Rabbim. O Rabbine nida ettiği demiyor usta. Biz böyle münacat edeceğiz. Öyle değil mi? O Rabbine nida ettiği zaman. Ben niye münacat edeyim öyle? Rabbi inni mesenniye durru. Ve ente erhamur rahim. Ya Nurcuğum bambaşka bir şey. Sana bir şefkat herkesi yok mu? Var ama uyanmamış. Ama mukaddes nasıl oluyor? Şefkat-ı mukaddese. Bir, kaynak itibariyle mukaddestir. Dünya cinsinden değil. Yani dünya cinsinden olan malzemelere mukaddes denmez. Bu kutsi hizmetimiz diyor. Beşeri düşünüş değil, felsefeyle kurulmamış bu. Allah ilham etmiş. Onun için bu kutsi hizmetimiz diyor 21. lemanın başında. Bir, şefkatın kaynağı mahluk değildir. Allah'tır. Kaynak itibariyle şefkat mukaddestir. Mukaddestir. Ama iki yönü var her şeyde olduğu gibi. Şefkatini kötü kullanır yapayım. Şefkattır. Anne paşa olsun diye çocuğunu hafız mektebinden alır, gider paşa olsun diye mektebe koyar. Anne şefkatini, bütün gücünü harcar, gider, çocuğun maneviyatı ne olur, kız ne, 19 Mayıs'ta otlattırıyorlar, zıplattırıyorlar, git bütün anne babaya sor, benim kızım oynamaz, benim kızım yok içinde. Oysa bütün kızların anne babası öyle diyor. Şefkatini ne yapıyor? Başka bir şefkat, kötü yönde kullanması. Ya bir cumartesi pazarı var çocuk ya, 5'te kalkıyor, 6'da kalkıyor, okula gidiyor, kalkmazsak kıyameti kopuluyor çocuk, kızım. Oğlum geç kalıyorsun. Aman böyle heyecanlanıyor. Giydiriyor, yediriyor, uyandırıyor. Hiç acımıyor uykusunda. Ama cumartesi. Ya yatsın ya, uykusundan etmeyelim. E namaz ya. Hanım. Koca babası diyor. Ya namaz uyandır çocuğu. Olur mu ya, gittim odasına da böyle acıdım kıyamadım. Okula giderken kıydı. La be zalim. La be zalim. Sırayla yaşadın mısın abi? İyi tane söylüyorum. Hepsini tek tek açsam konudan çıkarım ya. Aynı sen de benim gibi şeysin böyle. İstiyoruz. Atsam var ya. Deli ediyor bu derste. Tabirlerle hastayım ya. Hala neye uğraşıyorum biliyor musun? Cevher ve niyet. Vallahi. Kaç günü? 15 günü geçti. Cevher nedir? Cevheri bitirdim ama kafamda bitmedi. Ben tatmin olmadığım bir şey cemaate de vermek istemiyorum. Geçen hafta geçiştirdim. Herhalde bu hafta geçiştirdim. Niye? Yetiştiremiyorum. Mesela keyfiyet böyle okuyorum. Bu arkadaşlar keyfiyet toplaması da değil ha, cümle bu. Bunu daha tanımlamak, içini değil daha, içini daha tanıyamadık. Keyfiyetin hizmette karşılığı nedir? Daire yapacağız onu. Yansımaları hayattaki bizdeki de bu. Tanımlamak da, fıtrattaki tanımlama. Ya desene, ömür yetmez de şu var. Yeter mi? Yetmiyor. Bak, yetsen üstadın ki yeter. Yeter. Kur'an'a emin. Bak, o iki, kaç hafta? 2-3 hafta çıkmamışım dışarıya. Dün çıktım. Etrafa arabayla giderken bina tuhafıma gidiyor. Hani gittiğimiz akşam. Ne anlatmak için? Ya yatıyorum ya da okuyorum. Ya yatıyorum ya okuyorum. Başka bir işim yok dersen. Otur sen. Ve her zaman da ünsiyetim yok. Yani dershanede nezit alıyorum. Böyle fofum yok. Her zaman görüyorsunuz masada gelince. Niye? Bir şey anlatmak için söylüyorum. Ya bu zahirle batını aralarsanız gençler, batın manaları, bu tür şeyler merak ederseniz vallahi yaşadığınızın farkını bile olmuyorsunuz. Saat nasıl geçiyor? Mesela dün yemek hazır, yemek hazır, hamsi geldi ya. Ulan dedim ya,
Şimdi bakıyorum 3.30 geldi. Saat 8.30. Kahvaltı ya 8.30-9 arası. 3.30 öyle. Başka yok biliyorsunuz. Ya 3.30 olan dedim geldi ya. Şunu bitirsem de şu anda anlası gelmez. Acayip bir şey. Peki niye yapıyorsun yani? Zorlaki olur mu ki? Birisi mi kafana taymış? Yani nasıl oluyor biliyor musun? Ey ülfet eden nurcu, zahiden hakikata, lugattan yani nüfus kağıdından batını araladın mı Allah'a yemin ederim doyamazsın, duramazsın, heyecanlanırsın. Niye böyle heyecanlanırsın? Duramıyorsun ki. Duramıyorsun ki. Dolmuşsun, nasıl bir kısa zamanda çok şeyleri. Ya ben bunu okuyorum tamam mı? Keyfiyet oturuyorum. Mesela niyet nedir? Allah Allah, niyet toprakmış. Niyet ruhmuş. Niyet hayatın hayatıymış. Bir de niyeti niyeti varmış. Niyeti hayatın hayatı nasıl olur? Allah Allah, deli edecek beni ya. Toprağın altına diyor. Ulan onunla tabii yoruldum. Bak anlatayım size. Masam ya, kitabım açık. Allah Allah, neymişidir? Mahiyet midir, hakikat mıdır? Sıfatın karşılığı mı, esmanın karşılığı mı? Uykum geldi artık. 12 geçirmem. 12 geçirene de karşıyım. 12 ile 2 arası yatmayan, ertesi gün 20 saat yatsa dinlenemez. Hep kendisini yorgun hisseder. Çünkü dinlenmesi 12 ile 2 arası saldırıyor Allah. Şimdi yoruldum. 11:27 geçiyordu. Yoruldum, bak bir şey anlatacağım. Mahiyet midir, hakikat mıdır? Tabi masamı yanında aç, itme masayı. Kafamı yanında olur, kitabım açık olur. Yat, yatağıma çek yatağı. Geldi birisi, X, gerek yok sormayın. Ne yapıyorsun dedi. Dedim ya, niyetle uğraşıyorum ama, abone, niyetle uğraşıyorum ama çözemiyorum. Dedi ki bak ya, mahiyet de değil, hakikat da değil, berzahtır. Dedim ki, mahiyet ona, mahiyet arş-ı azama bakar, hakikat arşa bakar. Arasında dedim şey var, lef-i mahfuz var. Yani niyet lef-i mahfuza mı bakar, arşa mı bakar? Onu da sen bil. Ama dedi mahiyet dedi, hakikat arasında bir berzahtır dedi niyet. Niyetin de niyeti ihlastır, bir üstü ihlastır dedi. Dedim bir altı nedir? Şimdi onu tekrar bekliyorum bu akşam. Hani seni devletten beklemeden arsızlar şimdi. Ama şey diyor, merak ederseniz, Ayşe Fatma'yı merak ederseniz, para doları makamı mukumu merak ederseniz, onunla yatan, onunla yaşar, onunla kalkar. Doyamazsınız. Randevu verdiniz canım. He? Randevu verdiniz yani, inşallah gelir. İnşallah gelir, gelecek. Başka çaresi yok. Bazen de çözemiyorum, kızıyorum. Diyorum ki, ayet-i kürsü okuyorum. Allah Resulü diyor ki, ayet-i kürsü okuyup da yatan, yanında dedi Allah ayet-i kürsünün, çünkü ismaz-ı mazarın tüfeği almış bir melaike, seninle nöbet tutan melaike yaratıyor Allah. Nöbetçi tutuyormuş. Şöyle yatağın etrafına. Eğer tebarek okursanız Allah Resulü'nün vaadi var. Haşa yalan der mi? Haşa mubalay der mi? Tövbe estağfurullah. Tebareke okuyup yatana kabir azabı yoktur. Allah Resulü. Felek nasıl okuyan? Geylani diyor. Peygamberimiz diyor da, Geylani şöyle diyor. Felek nasıl okuyan? Resulullah'tan geliyor bu hadis. Süleymancılar yaptı, yatarken yapmış Allah Resulü. Şöyle yapmış. Felek ilk önce istiğfar, Fatiha, 3 Fatiha. 7 diyor da ben doğrusunu söyleyeyim. 7 Fatiha, 7 ayet-i kürsi, 7 amen Resul, 7 felek, 7 nas, salatu selam, yat Karabasan, Evrak abisi gelirse bak günah bana ait. Of be, ben şimdi de yaptım. Bizim geldiler bana. Böyle yaptın oldu. Yok. Yapamam. Bilmez. Ama bir şey yapmadım tabii. Yapmayınca gelir tabii. Şey... Gözümü açmadım abi. Dedim şimdi gözümü açmam korkarım. Gözümü açmadım. Bizi yok ortalık. Dedim la hala la hala ya. Hiçbir şey yok. Bitti. Bak, ayet-i kürsü oku. Allah, Peygamberimiz diyor ki, yatana kadar uykuya girmeden kiramen katipleri günah yazmazmış. Sabah yaptın günah. Yatana kadar yazmaz ki belki tövbe ederdi. Tövbe yapın.
en iyi şu. Fatıba aleyna ya tevabu ya kim utrabete nesu min ellezine fa'lu feyşete nefzele manfusakim zekerullah festafirul izunu ve miyafir zunu ve illallah cevşeyin başında. 11 defa estağfurullah lazım el kelime lezine aleyna inna ve alahinun kaymetul resmane veya hiçbir şey bilmiyorsun. Bunu da hatırla. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tamam, siliniyor. Nasıl oluyor? Sonra ne? İnsan böyle diyor. Siliniyor. Ben tebarekeyi bilmiyorum. Ayet-i kürsü mü bilmiyorsun? Ayet-i kürsü de bilmiyorum. O zaman çek. O zaman daha hak ettin. Böyle geldi abi. Saati mi abi? He. Olabilir. Uyuyordu abi. Bir de bir şey geldi. Böyle bir şey. Pamuk şehir hep öyle. He, sürüyor. He, sürüyor. He, sürsün de. Gözümü açmadım tabii. Ben açtım korkar dedi. Ya. Sinirler işe. Yok korkmadım da sadece he. Bir kendi aklına bir şey. Ben şeye gittim. Babamın evine gittim köye. Babamın evine gittim. Eski tabii. Metruk. Senelerce girilmemiş evlerde şey olur. E tabi girince bir camları açacaksın. Camları açtıktan sonra dolaşarak evde bir ayet-i kürsü okuyacaksın. Tamam mı? Bir şey okuyacaksın. Ben tabi babam rahmetliden sonra 3 sene 5 sene gidilmemiş ev. Anahtarı aldım. Gittim. Açılmamış. Bir yerden de geldim de hatır olsun babamın oraya yatayım dedim. Tabi ev şey virane olmuş yani. Kimse insan girmediği yer viranedir. Girdim. Yatağa yattım. Babama rahmetli ne ki şey olsun. Kapıyı açınca da mutfağın kapısı açılıyor. Mutfağın kapısı da açık. Bizde güğümler var. Bağkır güğümler var. Güğümler de aşağıda olur. Yattım. Yattım böyle. Peki. 3 sene var. Güğümü aldı. Dam! 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 Açtım. Bana bakın. Böyle hoş geldin denilmez. Canımı sıkmayın bak. Dikkat edin etrafı. Bir daha öyle yapmayın. Aynen böyle konuşun sisli. Arkadaşlar. Tamam kusura bakmayın hata benim. Selam vermedim size. Ayet-i kürsü okumadım. Tamam. Ama sakın ha beni rahatsız etmeyin. Tamam arkadaşlar canım benim hadi. Gidiyorum böyle. Asla bir daha. Mesela dine girerken mesela diyelim ki bir şey öğretmek istiyorum. Orada Müslümanlar var. Çünkü Kur'an okunuyorsa. Devam televizyon çalışıyorsa Erbaa Habise var kardeş. Devam televizyon. Ne olacak yani? Pozitif kuyusunu açtık. Gül kokusu bekliyoruz. Ustad diyor ki nurdan, nardan, zulmetten, kokudan, değil mi? Manadan Allah ne yapıyor? Meleke yaratıyor. Pozitif kuyusu kokusu geliyor. Ne yaratacak? Erbaa Habise. Televizyon devamlı Erbaa Habise yayıyor. O evde rahmet benekleri olacak. Heh. Ondan sonra her şimdi Müslümanlar var bizde. Çünkü televizyon bile yok. Girerken binaya. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşler nasılsınız? İnan şu göğsümü şu kıllar böyle. Böyle tık 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 oluyor. Aleyküm selam diyor. Alıyorum. Yatıyorum. Bak yatıyorum ha dikkat edin. Tepeyi söyledim size o. Radar var ya radar. Rize'deki o radar. Radar aşağıda. Dershane ta tepede. Ağaçların üzerinde kulübe var bizim. Rüzgar yatıp kalkar. 11 kişi oturabilir. Orada yatıyorum. Tahtadan lan biri. Risale okuyorum. Kapı şöyle tahta inan. Yok ki gece yarısı kimse yok ki. Dağın tepesi. Oho aylar var. Merdivenle çıkılıyor yukarıya. Kapıma şöyle oluyor. Korkmayın yani. Çok basittir arkadaşlar. Bize çok ihtiyaçlar var. İnsana korkmayacak hiçbir mahluk yok. İnsan çok güçlüdür. İnanın bana. Odun patlar değil misin? Ya, ışık yanıyor yani kitabı. Arkadaşlar sesli mi okuyun kitabı? Siz de mi duymak istiyorsunuz? Tamam, tamam. Sesle okumaya başladım, dinlediriyor. Çünkü biz namaz kılarken onlara da niyet ediyoruz, geliyorlar. Tam yatıyorum, sesi yok. Dedim, kapattım. Dedim, arkadaşlar yatıyorum, dikkat edin. Başkalarının gelmesine müsaade etmeyin. Tamam mı? Oo, bu ne anlattı, o cinler. Ne anlattı, Müslümanlar kardeşim, Müslüman cinler ya. Müslümanlar. Tarikatçı, yani Rizeli var, Laz var, Yahudi var, Ermenisi var, cinler, Müslümanlar hakim şu anda. Tepeşte birisi yoldan kalmış abi, telefon açmış, ben tek başına bir dakika kalıyorum falan demiş, bir almış tak 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 ses gelmiş. İçeriden, tek başına kalıyorum sen. Sesini çıkarmamış. Sesini çıkarmamış, tek başına kalıyorum diyor, tak tak mı ses gelmiş? Değilsin yani. Kardeşim, Allah ayetinde söylüyor, korkma. Yani nerede doğmuş, nerede cin var? Rize, o Rizeli. Yahudi falan. Buradakiler hep Müslümanlar. Dolu. Dolu. Neyse. Nurcu. Hepsi Nurcu. Müslüman. Tatlı. Mahlumlar.
hep seninle beraber. Hiç endişe. Sen yeter ki doğru ol. Korkma. Hiç korkma diyorum ya. Çünkü insan çok güçlü. Burada kesiyorum. Burada kesiyorum. İnşallah keyfiyet, keyfiyette kalsın. Ama yapamadık, bitiremedik. Çok harika şeyler var. Nerede kaldım bir işaretim? وَاَخِرْ دَوَامَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ